Geniz eti ameliyatından sonra horlama ne zaman düzelir? Burada sık karşılaştığımız bir sorudur. Tabii ki bir ödem meydana gelecektir. Düşünün ki ayağımızı çarptığımız zaman bile oluşan cildimizdeki kızarıklık veya şişliğin geçmesi bir zaman alıyor. Yani biz bir ameliyat yapıyoruz. Ameliyat bölgesinde bir takım ödem, yani şişmelere neden oluyoruz. Tabii ki bir yara iyileşmesi süreci oluyor. Dolayısıyla geniz etini ameliyatını yaptıktan sonra horlamanın geçmesi, çocuğun ağzının kapanması yaklaşık olarak, bu tabii yaz ve kışa göre değişiyor olmakla beraber, havanın nemine göre değişiyor olmakla beraber bir ayı bulabilir. Çoğu zaman hastalarımız sevinçle ameliyattan sonra çocuğumuzun ağzı kapandı diye gelirler. O zaman onlara söylediğim iyi. İkinci, üçüncü gününde bunu söyleyebiliyorsanız daha ileriki günlerde çok daha iyi olacak demektir düşüncesidir. Yani söylemek istediğim, ameliyatın ertesi günü hemen kapanacağını veya ağzının kapanacağını, horlamanın geçeceğini düşünmeyin. Bu sefer de doktorun yapmış olduğu bir ödem veya yara bölgesi söz konusudur. Ta ki onun 15-20 gün içerisinde iyileşmesi, dokuların kendi halini bulması, yaklaşık olarak bir ay sonra horlamanın veya gürültülü nefes almanın düzeleceğini düşünebiliriz.